Ahmet Muntasır, mantıksal soruşturmalar cilt 2 fenomenoloji ve bilgi teorisi için araştırma. Dil, düşüncenin ana yardımcılarından ve araçlarından biridir. Felsefi bir disiplin olarak saf mantık için belirleyici bakış açısı. Saf mantığın inşası için gerekli olan felsefi bir hazırlık olarak dilin incelenmesi. Mantıksal fikirlere açıklık ve ayrım getirin, fenomenolojik analiz. Köken sezgidir, düşünsel soyutlamadır. Şeylerin kendilerine geri dönmek. İçimizde anlamları değişmez kimliklerinde sürdürme eğilimini uyandırmak istiyoruz. Mantıksal deneyimlerin fenomenolojisinin amacı, bize bu psişik deneyimlerin betimleyici bir anlayışını sağlamaktır. Tüm düşünce ve bilgi etkinliği nesnelerle, iş durumlarıyla ilgilidir. Deneyimler bilinç için oluşturulur, duyum, algı, temsil ve benzeri. Söylemin pratik amaçları, kendi ifade biçimlerini gerektirir. Teori anlamında açıklamak, tekil olanı genel yasayla ve dolayısıyla temel yasayla anlaşılır kılmaktır. Her ifadede açık gösterilen, adlandırılmış veya belirlenmiş bir şey vardır. Bir ismin neyi ifade ettiği ile neyi çağrıştırdığı arasındaki farkı gözlemleyin. Anlamın özü, özdeş bir yönelimsel birlik sunan içeriğindedir. Teori bir açıklamadır. Gerçek varlık. Bilinç de basit bir varlık değil, kendinde varlıktır, aşkın varlıktır. Fenomenoloji ve özellikle bilgi teorisi alanına yalnızca öz ve anlam aittir. Niyetli temsil kavramı, bilgi teorisi için tek belirleyicidir. Genel ve evrensel şeylerin gerçek varoluşuna ait olmayıp kendi kullanımı için aklın bir eseridir. Genellik kendini nesnel deneyimde gösterir. Ancak deneyim her adımda değişir.